Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Bu program ve diğer bütün programlarımız sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Golvar.com'da benim köşe yazılarımı, diğer köşe yazar arkadaşlarımızın yazılarını, gündeme dair son dakika haberlerini ve skor tahminlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda sponsorumuz sizleri çok düşünüyor. Fenerbahçemiz inşallah <laughs> güzel bir transfer yaptığı zaman bu transferi sizlere 3 adet forma dağıtarak taşlandıracak inşallah. Ama Fenerbahçe'mizi bekliyoruz. Haberiniz olsun. Golvar.com'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Aşağıda açıklaması var. Forvet demişken Vedat Muriçi. Biliyorsunuz birçok arkadaşımız Fenerbahçe'ye yazdı. Fenerbahçe'nin yeni forveti dedi. Sonra tweet sildiler. Sonra bir şey dediler. Ama Vedat Murici Mayorka'ya transfer oldu ve Ayağının tozuyla ilk maçına çıkmış. İspanya Kral Kupası'nda ilk maçında Rayabaya karşısında ilk 11'de maça çıkmış ve takım 1-0 Yenik sağdan ayrılmış. <laughs> Tabi Vedat'ın, kusura bakmayın, 80. dakikada 6 pasın içerisinden boş kaleye yaptığı bir kafa vuruşu varmış. Out at, yani yararlanamamış bu pozisyondan ve ilk maçında golle buluşma fırsatında tepmiş. Tabi İtalyan basında da gündem olmuş. Ne büyük hata yorumunda bulunmuş Vedat için. Ama ben şuna dikkat çekeceğim arkadaşlar. Önemli değil bunlar. Futbol forvet tabii ki gol kaçıracak. İlginç bir istatistik var Vedat'ın. Çıktığı maçta 22 hava topunun 15'inde başarılı olmuş. Yani 22'de 15 hava topu başarısı. Bu sezon hiçbir La Liga oyuncusu bunu başaramamış. Yani bu kadar iyi bir istatistik elde edememiş. <laughs> ben şunu söyleyeceğim bak. Adamlar forvet transferi yaparken diyor ki bak sistemim bu. Havadan oynayacağım. Ben ona göre adam alıyorum. Ya biz daha forveti niye alıyoruz o belli değil. Yani biz forveti niye alıyoruz o belli değil. Ersun Yanal'a zamanında soruyorlar işte yabancı kuralına ilgili fikriniz nedir diye. Ersun Yanal diyor ki ya bir biz yabancı kuralını niye belirliyoruz? Önce onu belirleyelim. Amacımız Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu çıkarmak? İşte daha çok milli futbolcu mu çıkarmak? İşte Avrupa başarısı mı? Ligin kalitesi mi? Futbolcu alıp satmak Önce bunu kararlaştıralım diyor. Ben de aynısını Fenerbahçe için diyorum Ön diyorum. Önce Fenerbahçe'nin Forvet'in niye alacağını konuşalım. Yani hava topu için mi? Golcü için mi? Ne bileyim ceza sahası içine driblingden girmesi için mi? Orta saha katkısı için mi? Önce biz bunu araştıralım. <laughs> Aynı şekilde teknik direktör olayım. Şimdi Löw gelsin. Niye gelsin? Hocam iyi top oynatır şampiyon yaparız. Ya yapmazsa o zaman Allah belasını versin. Ya öyle olmuyor işte milyonlarca euro döküyorsun. Bak bugün <laughs> Bilal Meşe mi? Ee, sanırım Bilal Meşe'nin bir yazısı var. Aynen Bilal Meşe'nin bir yazısı var. Kartal'ın ayak sesini duyun artık diye. Milliyet gazetesi yazarı Bilal Meşe hatırlarsınız Arda Turan'dan sıkıntı yaşayan Bilal Meşe. Köşesinde bir değerlendirmede bulunmuş. Hocam ya bırak Fenerbahçe'li olmayanları okuma ya. İyi dinleyin bak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktörü Kantar'ında Yoahim Löw ağır basıyor ve pazarlıkların sürdüğünü de biliyoruz. Löw tercihi hiç yoktan iyidir. Niye? En azından ülkemizi tanıyor. Fenerbahçe'nin havasını, suyunu, iç dinamiklerini biliyor. Eğer yabancı olacaksa ki öyle görünüyor. Löv doğru bir adrestir bence. Şöyle zaman tüneline girip 1998-99 sezonunu sizlere anımsatalım. Löv 38 maçta görev yaptı. Bakın Fenerbahçe kariyerinden bahsediyor. 38 maçta görev yaptı. 24 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken ligi 3. sırada tamamladı. Yani karnesi pek iyi değil. Bu sezona kıyaslayın sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe'de bu sezona kıyaslayın. Yani süper lig puan durumu diyelim. Çünkü 20 takım var. 48 maç 38 maça çıkılacak. Tam bu sezon için. Şimdi 6 beraberlik 8 mağlubiyet. Fenerbahçe'nin şu anda 7 beraberliği var. 6 mağlubiyeti var. Yani Löv şu an Fenerbahçe'nin başına gelecek olsa 2 mağlubiyet yaşayacak. 23 maçta 2 mağlubiyet yaşayacak. 25 yapacak kalan 13 maçın 13'ünde kazanacak 39 puan ekleyen Fenerbahçe ye. 60 76 puanla ligi bitirecek. Yani şu an yanlış anlamayın yani, bu sezon üzerinde söylüyorum. 76 puanla bu sezon başarılı olamazdı ama mantığımız bu değil. Yani karnesi pek iyi değil diyor Rüler Meşe. İyi değil, iyi de değil, Orta da değil. Sizin anlayacağız. İsmail Kartal kardeşimiz Fenerbahçe ile belki şampiyonluk yaşamadı ama karnesi de öyle zayıf falan değil. Sayılmaz. Ortanın üzerinde. Löv erken iş başımı yapar. Sezon sonu mu olur onu bilmem. Başkan Ali Koç ve yönetimi Pereira döneminde Portekiz'de çalıştırıcı transferde ne istediyse aldılar. Güya. Anımsayın. O bir istedi yönetim iki aldı. Burada ünlem işareti koyuyor. Dalga geçiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani Pereira'nın kadro derinliği konusunda bir eli ya da bir eli baldaydı. Yine ünlem koymuş. Gelin görün ki Pereira o kadar geniş kadroyu kullanmayı hiç beceremedi. Umut olsun diye geldi. Hayal kırıklığı oluşturarak ülkesine döndü. İsmail Kartal kardeşimizin transfer istediğini biliyoruz. Bir sol bek, bir forvet, 6 8 değil mi? Ne var ki yönetimde şu ana kadar tık yok. Bizim ülkemizde bu işler böyledir. Yabancı ister, alırlar. Yerliye gelince ortada yoklar. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Aslında şunu demek istemiş de olabilir. Hani löv gelmesin İsmail Kartal daha iyi. En azından iyi yönetirsiniz. Sesini çıkarmaz garibim. Transfer ister almasını ses yapmaz. Bu kadar da para almaz. Boşuna löv macerasına girmeyin eğer Pereira'ya yaptıklarınızı yapacaksınız demek istemiş bence. Ee, Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'yi üzen bir gelişme yaşanmış. Ali Samatta'dan Antwerp'in bu sezon kadrosuna kattığı, kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanzanyalı forvet muhtemelen Kadıköy'e geri dönüyor. Bu sezon 28 maça çıkmış. 7 gol, 3 asistle mücadele etmiş. 29 yaşındaki Santrafor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Ay babam vay daha 2 iki, iki seneden 2,5 buçuk sene var daha. Samat da Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 30 maçta görev aldı. 5 gole imza attı. E, Fenerbahçe taraftarı Samat performans performansı nedeniyle hemen hemen her maçta eleştiri yağmuruna tutuyordu. Ben size bir şey söyleyeyim. Hazır Ozan Tufan'ı getirmişken şaka yapmıyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum. Bence Berisha'yı kiralık verelim eğer. Bon servisi ise, bon servisiyle bizde ise Samatta'yı geri alalım. Vallahi bak. Alıştık lan güzel olur. Transfer yapmış oluyoruz. <laughs> bak şunu söyleyeceğim. İsmail Kartal'ın sisteminde Samatta coşar. Bunu da buraya söyleyeyim. Ya hocam bırak Allah'ını seversen forvet mi Samatta? Aynısını free için de diyordunuz. 2 milyon euroya Antwerp'e sattığımız free için de aynısını söylediniz. Daha bir de opsiyonu var onun. <laughs> Bildiğim kadarıyla bonusu var. Bak ters köşeye yatırdı herkesi. 31 maç 18 gol 3 asist. 31 maç 18 gol 3 asist. Berisha 18 gol 3 asist yapsaydı şu anda 40 45'leri falan konuşuyorduk Fenerbahçe'de değil mi? Yazın satarız diye. Ve e, Fenerbahçe'deki performansını eleştiriliyordu. Dün söyledim. Dün videoda da söyledim. Albert Elis bizim futbol otoritesi yorumcu arkadaşlarımız oradan topçu mu alınır? Bu topçu çöp, şu çöp, bu çöp. Ben samimi söylüyorum. Frey de çöp değildi, Samat'ta da çöp değildi. Doğru sistemle asla oynamadık. <laughs> Fenerbahçe'de forvetleri hep yalnız bıraktık. Hiç pozisyona sokmadık. Soktuğumuz pozisyonlardan 90 dakikada 2 tane pozisyona girdi. 2 defa topla oluştu ceza sahası içinde. Forvetler topla oynamayı unuttu. Asli görevlerini hep unuttu. Yana kaydı, orta sahaya geldi top alayım edeyim diye. Ve şimdi 15 milyon eurolar konuşuluyormuş. <laughs> 40 puanla 3. olan Antwerp için düşünün yani. 21 maç. Yani ligde sadece 21 maçta 17 gol 3 asist. İnanılmaz. İnşallah 15'e satarlar da Fenerbahçe taraftar dedik ulan acaba sorun bizde mi? Dersiniz. Deyin de bir Ahmet. Çünkü Fenerbahçe taraftar sorun sizde sizde. Sizde çok ukalayız. Çok çok ukalayız. Her şeyi biz biliyoruz. Her şeyin en iyisini biz biliyoruz. Biz çok iyiyiz, süperiz. Hocam ama bak başkan Lövle anlaşmış. Öyle söyledin haberde. Ya Lövle anlaştı diye mesela TRT Spor'da giriyor. Öbürü de giriyor. Ya Sabuncuoğlu da giriyor. Sercan Amzoğlu da giriyor. Öbürü de giriyor. Başkası da giriyor. Yarın bir gün Lövle iptal olunca diyecekler ki yani ama bana böyle duyum geldi. Bunu ben dediğim zaman diyorsunuz ki yalan söylüyorsun. Ya duyum işi böyledir. Aldınız duymak darısınız. Ben yine söylüyorum bak. Aslında Gürcan Bilgi için bir, bir güzel bir açıklaması var. Onu okuyun da dinleyin. Gürcan Bilgiç diyor ki ya insan bu kadar mı ciddiye alınmaz? Bu kadar insanların hiçbiri mi ciddiye alınmaz? Pereira'yı gönderdin. Hiçbir açıklama yok. İsmail Kartal'ı getirdin. Açıklama yok. Transfer dönemine girdin. Hiçbir açıklama yok. Taraftarlar bu kadar mı küçümsenir ya? Löv deniyor açıklama yok. Ya ne yapıyorsunuz siz demiş. Bak dakika başı çarşaf çarşaf löv duyumları geliyor. Şimdi birileri de diyor ki ulan löv olmaz. Beceremezler. Ben açık kapı bırakayım. Roger Schmidt löv olmazsa diyor. Şimdi aynı kişiler Favre'yi de yazdı. Aynı kişiler başkasını da yazdı. Aynı kişiler başkasını da yazdı. Yani Roger Schmidt yazan arkadaşlar bir gün Roger Schmidt yazıyorlar. Ertesi gün diyorlar ki ben öyle bir şey söylemedim. Roger Schmidt gelmez. Yani çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Ben diyorum size bak. Lövle anlaşıldıysa. Ya çıkın açıklama yapın. Biz lövle anlaştık arkadaş. O da dedi ki ben gelmeden transfer mi transfer yapmayın. Bitti. Bitti. Ve ben kimseyi istemem. Şu an Fenerbahçe'yi hiç kimseyi istemem. Fırsat transferi istemem. Fırsat olmayan transferi de istemem. Ama açıklayın abi aptal gibi kalıyoruz burada sağdan soldan ben duyum soruyorum bir kaynağım diyor ki Löv Fenerbahçe'de rahat rahat ver öbürü diyor ki ya bana da aynısı geldi ama bunlar beceremeyecek gör bak bunlar bulaştıracaklar yani ellerine yüzlerine bulaştıracaklar yani taraftar sana tepki gösterecek aman gözünü seveyim Löv Fener'de falan deme diyorlar. Şimdi üyeler bana yok hocam Löv bizde mi? Ya arkadaşlar normal şartlarda yani normal bir kulüp olsak yüzde %1 milyon bizde diyorum. Hocam o nasıl bir laf? Ya normal bir kulüp olsak yüzde bir milyon bizde Löv. Yüzde bir milyon bizde. Hepinize de söylüyorum. Löv yüzde bir milyon bizde arkadaşlar. Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Ama normal bir kulüpte. Yarın bir gün batacak edecek. Ya adam ne güzel proje sunmuş. Altyapı, üst yapı. ya Hepsini birden istemiş ya. Ya bak biçilmiş kaftan. Biçilmiş kaftan. Sen altyapıda rezilsin. Adam altyapını toparlayacak. Ya proje tutarsa sana milyonlarca euro kazandıracak proje tutarsa. <laughs> bak şimdi ben bu haberi vereceğim Müsa. Son dakika. Joachim Löw %100 olarak Fenerbahçe'de. Herkese de odri meydan diyeceğim. Sonra diyeceksiniz ki bak başlıkta böyle diyor içerik başka. Değil, içerik başka başka değil. %1 milyon Fenerbahçe'de. Ha Ali Koç iptal ettirirse. Ali Koç işte hani şey var. Ee, bir haber gördüm. Aşırı güldüm ya. Şey diyor eee Elneni Fenerbahçe'den 3 milyon euro talep edince Fenerbahçe vazgeçti. Ozan Tufan'ı tekrar kadroya kattı. Bir şeyi merak ediyorum. Yani alacağın futbolcuların asgari ücret artı Tayland çalışacağını falan mı düşünüyorsunuz? Bu ne kadar taraftarlara alay eden bir açıklamadır ya? ya ne kadar alay eden bir açıklamadır? <laughs> ya Elneni 3 milyon euro istemiş. Ne, ne yapacaktı? Bedava mı oynayacaktı? Bedava mı oynayacaktı? Bedava oynayan bir futbolcumuz var. Biz bugün gönderdik kiraya. Bartu Kulbilge. Serdar Kulbilge'nin oğlu. 18 yaşındaki genç yetenek. Ee, bir aksilik olmazsa ben e, videoyu sizlere ne zaman aktarırım bilmiyorum. Muhtemelen saat 19.07 gibi falan izleyebilirsiniz. Bir aksilik olmazsa Bartuk Kulbilge Bolu Spor'da sezonu kiralık tamamlayacak. Bizim çocuğumuz eski kalecimiz Serdar Kulbilge'nin oğlu. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir e, olayımız, düzenimiz var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani Uzun lafın kısası. Uzun lafın kısası. Eğer bir sıkıntı olmazsa, bir aksilik olmazsa Löv Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Ancak Ali Koç eline yüzüne bulaştırır, batırır, eder. Ne olur benden bilmeyin, ne olur bana yüklenmeyin. Yani ben de bir insanım, ben de Allah'tan korkan bir insanım. Ben gelen duyumları aktarıyorum size ama tekrar tekrar söylüyorum. Yüzde bir milyon eğer Ali Koç, hatta ben şöyle söyledim, yine sözümün arkasındayım. Ali Koç Fenerbahçeli ise Löv Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Bugün üçündeyiz belki cumartesi günü açıklayacak hiç belli olmaz. Ama Ali Koç Fenerbahçe düşmanıysa ki umarım değildir. Löv Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil. Ahmet Mehmet hiç fark etmez. Roger Schmidt bu arada Roger Schmidt ya akıllanmadınız mı? Koku da akıllanmadınız mı? Kafanız hiç mi basmadı? Ya Hollanda Ligi'nden gelen teknik direktörler oradaki açık futbola aldanıyorlar. Oraya göre hazırlanıyorlar. Türkiye'ye geldikleri zaman darma duman oluyorlar. Hollanda, İspanya buradan gelen teknik adamlar, buralı teknik adamlar Türkiye'de bocalıyorlar. Normal de bocalamaları. Gayet normal. Çünkü Türkiye'de futbol oynanmıyor. Türkiye'de futbol diye bir şey yok. Türkiye'de başka bir şey var. Hakem bol var. Başka bir şey bol var. Emre Bol var. <laughs> Türkiye'de futbol futbol değil arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Başlığı şu şekilde yazacağım. Son dakika. Joachim Löw Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüdür. Yüzde 1 milyon Bu diyeyim ne diyeyim ya da yok yüzde bir milyon demin. Yeni teknik direktörü. Hayırlı olsun. Hoş geldin hocam. Dediğim gibi arkadaşlar alın. Yüzde bir <laughs> milyon bu. Ve hatta ben size aslında subliminal bir duyum verdim. Belki anlamamışsınızdır şu cümle içerisinde. Bir kez daha söyleyeyim. Cumartesi günü Ali Koç bu kadar sessiz. Yani dikkat edin ağır tepkiler var. Ali Koç bu kadar tepkisiz. Bu kadar sessiz. Emin olun. Cumartesi günü herhalde şey diyecektir yani e, bakın ben getirdim diyecektir. Cumartesi günü. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani çıkıp lövü açıklayacaktır. Başka türlü çünkü çok ağır tepkiler alacak. Yani çok ağır tepkiler alacak. Ha hocam hak ediyor mu? Ben size bırakıyorum. Ben yorum yapmayacağım. Çünkü ben yorum yaptığım zaman diyorlar ki hocam sen kötü niyetlisin. O yüzden bir şey demiyorum. Kötü niyetli olmayalım. Eee Başka da bir şey demiyorum ya. Ya başka bir şey demiyorum. Yeni teknik direktörümüz döv diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ali Koç cumartesi açıklamadan ben açıklayayım. Ya yani Roger Schmidt falan filan da hikaye. Hocam olmazsa görüşürüz ama. Benden görüşmeyin olmazsa. Olmazsa kaynağıyla görüşün. Has kaynağıyla. Yani görüşmeniz gereken yer ben değilim. Ben sadece duyum veririm. Gariban bir adamım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenirseniz de yorumlarınızı katarsanız da sevinirim. Görüşmek üzere.